Bugün Dünya Gıda Günü ve Dünya Gıda Günü nedeniyle de programa Başkan Erdoğan bir video mesaj gönderdi. Şimdi o video mesajı paylaşıyoruz. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dünya Gıda Günü'nün başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yılın temasını su hayatır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma oluşturuyor. Bu önemli tema altına düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağımız olan suya ilişkin farkındalığı artıracağına inanıyorum. Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek Yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz. Öte yandan insanlık Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan 2030'da sıfır açlık yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor. Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam dört kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor. Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletlerle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik. Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletmeye yönelerek çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımları konusunda dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin her konuda gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca tüm mevkidaşlarımı eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir harekete dönüşen sıfır atık hamlesinin başlıklarından olan gıdada sıfır kayıp hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum. Yarın değil bugünden 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden başlayalım. Gıdamızı koruyalım. Gıda israfına son verelim diyorum. Bu düşüncelerle 2023 Dünya Gıda Günü ana etkinliğinin başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.